Yeni bir sunumdan herkese merhaba. Bugünkü konumuz, sunumda işleyeceğimiz konu Almanya'ya hazırlık öğrencisi olarak nasıl gelebilirsiniz veya daha doğrusunu söylemek gerekirse Almanya için nasıl vize alabilirsiniz? Bunlarla ilgili temel bilgileri bugün sizlerle paylaşacağız. Sizden istenen temel belgeler bir hazırlık öğrencisi olarak gelebilmek için buraya. Birincisi bir üniversiteden şartlı kabul ya da ön kabul belgesi. İkincisi dil kursu kayıt belgesi. Üçüncüsü maddi teminat yani garantör ya da bloke hesap. 3 artı 1 dedimiştik. Hani bu artı 1 belgede Almanca bildiğinizi Türkiye'de bir kursa gidip devletin geçerli olarak saydığı sertifikalardan birini alırsanız bu sizin vize şansınızı artırıyor. Hani bu konuyla ilgili tek tek birazdan değineceğiz bunlara. Üniversite şartlı kabul belgesi nelerdir? Hani bunu diğer iki videomuzda, lisans ve yüksek lisans videolarımızda bu bilgileri paylaşmıştık. Üniversitelere mesela yüksek lisans için başvuru yapıyorsunuz. Üniversite sizin belgelerinizi inceliyor ve bölüm şartlarını sağlıyorsanız diyor ki hani bizim üniversitemizde yüksek lisans yapabilirsin. Bu başvuru yaptığın bölümde bu şartları, bölüm şartlarımızı sağlıyorsun ama dil şartlarını da sağlamıyorsun. Eğitim dili Almanca. C1 seviyesine kadar Almancanı öğren ve C1 seviyesinde Almanca bildiğini kanıtlayan TESDA, DSA gibi sertifikalardan birini al, gel başla diyorlar size kısaca. Hani bu dili öğrenme kısmı yüzünden şart deniliyor. Yani bu şart koşulduğu için şart ya da ön kabul deniliyor ve hem lisans hem yüksek lisans için bu başvuruları yapabiliyorsunuz. Hani bölüm şartları nelerdir lisans ve yüksek lisans için? Bunlarla ilgili iki tane ayrıntılı video çektik. Kanalımızda bulabilirsiniz bu videoları. Şartlı kabul için orada da bahsettiğimiz gibi, videolarda bahsettiğimiz gibi her üniversite şartlı kabul vermiyor. Şartlı kabul için yine her üniversitenin ayrı bir şartı var. Örneğin bazı üniversiteler hiç Almanca bilmeyen adaylara da yine şartlı kabul veriyorlar. Bazıları örneğin A2 seviyesinde Almanca sertifikasını şart koşuyor. Bazıları B1, B2 hatta bazı üniversiteler hiç şartlı kabul vermiyor. Yani git başka yerde hazırlığını bitir. Bana sonra öyle bir başvuru yapan diğer üniversiteler de var. Bu üniversitelerle ilgili şartlı kabul şartları nelerdir? Hazırlık eğitimi var mı? Varsa fiyatları nasıl? Bunlarla ilgili bütün bilgileri biz kendi sitemizde üniversite tanıtımları kısmında sürekli olarak güncelliyoruz. Orada bilgileri bulabilirsiniz. Burada vermiş olduğumuz linkte üniversite tanıtımları var. Yine aşağıda ekleyeceğiz bu linki. Dediğimiz gibi şart kabul aldınız. Üniversite dedi ki size işte C1'e kadar Almancanı öğren, öyle gel. Bu şartı sağlamak için de ikinci önemli belge dil kursu kayıt belgesi. Bunu eğer şartlı kabul aldığınız üniversitenin bünyesinde varsa üniversitenin kendi bünyesinde de yapabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir şehirde Almanya'da özel bir kursa da yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihiniz. Özel dil kursu seçerken dikkat etmeniz gereken husus kursun haftalık en az 20 ders saati Almanca hazırlık eğitimi veriyor olması gerekiyor. Bir ders saati 45 dakika onu belirtelim. Örneğin Almanya'da mülteci olarak gelenler için ya da buraya aile birleşimi vizesi alıp gelenler için devletin B1 seviyesine kadar karşıladığı entegrasyon kursları vardır. Hani bunlar bazı yerlerde haftada 2 ya da 3 gün olur. Yani toplamda 13-14 saat civarı saati eğitim veren kurumlar olur, devlet kurumlar olur. Oraların fiyatları da hatta biraz uygundur. O yüzden bazıları orayı tercih etmek isteyebilir. Yani o tür bir kursa kayıt olursanız vize alamazsınız. Dediğim gibi özellikle kurs araştırması yaparken kursun sitesine girdiğinizde DSA ya da TESDA Vorbereitungskurs yazıyorsa yani DSA TESDA hazırlık kursu yazıyorsa oraya kayıt yaptırabilirsiniz. Hani burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi de hani illaki kabul aldığım üniversitenin o şehirde mi kursa gitmek zorundayım şeklinde sorular gelen yani o şekilde bir mecburiyetiniz yok. Hani tekrar anlatalım bunu. Şehir üniversitesini ben şu an tamamıyla uyduruyorum. Hani belki şartlar o şekilde değildir. Mesela Dortmund Teknik Üniversitesi'nden şart kabul aldınız ama ilk aşamada Berlin'e gitmek istiyorsunuz. Orada tanıdıklarınız var vesaire. Bunu yapabiliyorsunuz. Berlin'de özel bir kursa, bu anlattığımız 20 ders saati kısmındaki şartlara uygun bir kursa hazırlık eğitimi için kayıt yaptırabilirsiniz. Berlin'e gelip hazırlık eğitimini tamamlayıp yani C1 seviyesinde bitirip DSH ya da TESDAF gibi sertifikalardan bir tanesini aldıktan sonra Almanya'da tekrardan istediğiniz bütün üniversitelere başvuru yapabilirsiniz.
Mesela TO4'dan şart kabul aldınız, Berlin'de bitirdiğiniz hazırlığı, DSA, TESA vesaire ikisinden birini geçtiniz veya diğer sınavlardan bir tanesini geçtiniz ve isterseniz mesela Hamburg Üniversitesi'ne başvuru yapabilirsiniz. Buradaki tek kısıtlama, Almanya'ya geldikten sonra size hazırlık eğitimi için verilen süre 24 ay. Yani 24 ay içerisinde C1'i bitirip DSA, TESA gibi sınavlardan birini geçip bir üniversiteye kayıt yaptırmak zorundasınız. Eğer yaptıramazsanız öğrenci adayı vizeniz uzatılmıyor. Yani normal şartlarda bir hazırlık eğitimi ne kadar sürer derseniz bu tamamıyla size bağlı. Gideceğiniz okula da bağlı ama %80 bu süre size bağlıdır. Normal süre aslında 12 aydır. 24 ayda geçememek için hakikaten çok büyük bir çaba sarf etmeniz gerekir. Ama özellikle maalesef Türkiye'den gelen öğrenciler bir şekilde bunu başarıyorlar. Yani 24 ayda sınavı geçemiyorlar ve sınır dışı edilen öğrenciler de maalesef görüyoruz. Hani bu yüzden hani çok fazla süre uzun diye rehavete kapılmayın. Eğer işin ucunu kaçırırsanız hani 24 ay değil bazı uzun bir sürede de yapamazsınız. Ama dediğim gibi normal şartlarda hani 7-8 ayda sıfırdan gelip hazırlık eğitimini bitiren öğrenciler de tanıyoruz. Hani 24 ayda gerçekten bir şekilde B1, B2'yi dahi bitiremeyenleri tanıyoruz. Üçüncü belge ise maddi teminat. Almanya'da giderlerinizi karşılayabileceğinizi teyit etmeniz gerekiyor belgeyle. Bu belge iki tane şekil var. Yani bu iki tane belge alabiliyorsunuz. İkisini almanız gerekmiyor. Sadece bir tanesi yeterli. Birincisi garantör, ikincisi blok hesap. Garantör ve blok hesap bunları tek tek birazdan açıklayacağız. Aylık devletin gelir dediği yani bir öğrencinin Almanya'da okurken harcayabileceği ortalama limit 861 euro. Yani bunu devlet bir şekilde hesaplayıp bu şekilde bir fiyat belirliyor. Bu miktar gideceğiniz yani şu blok hesap için konuşuyoruz şu anda. Gideceğiniz şehirde yani her yıl yenilemek zorunda mıyım? Her yıl bu parayı blok hesaba yatırmak zorunda mıyım diye sorular geliyor sürekli olarak. Bu gideceğiniz şehire göre değişiyor. Hatta bazı büyük şehirlerde 2-3 tane yabancılar dairesi vardır. Bu hatta aynı şehir içerisindeki yabancılar dairesinde de farklı işlemler yapılabiliyor. Yani hani kesin bir kural, kanun yok bununla ilgili. Mesela bazı şehirlerde her yıl bir yıl oturmalısınız ve her yıl sizden 10.332 euroyu yani 861 çarpı 12'yi blok hesapta görmek isterler. Yani herhangi bir bankada değil, blok hesapta. Veya bazı şehirlerde 10.332 euro göstererek 2 yıllık oturum alırsınız. Bazı şehirlerde derler ki hani bize 1 yıl oturum vereceğiz sana, bize 5.000 euro blok hesap miktarını göster yeterli diyen şehirler de var. Hani bu hangi şehirler bunlar sürekli olarak da değişiyor. Tecrübesi olan arkadaşlar varsa aşağıda yorum kısmına yazabilirler. Mesela ben şu şehirde uzattım, benden bu şekilde bir blok hesap miktarı istediler, bu kadar süre verdiler vesaire diye yorum yazabilirsiniz. Bize de tecrübe olur ve diğer arkadaşlar da bilgi edinmiş olur. Ve hatta çoğu artık şehirde eğer eğitimi başarılı şekilde götürüyorsanız ve sonuna doğru geldiyseniz artık son 1-2 yılda çoğu yer artık blok hesap istemezler size. Yani sizi rahat bırakırlar öyle diyelim. Blok hesap nasıl açılıyor vesaire? Bunlar tabii uzun süreçlerde eskiden özellikle Deutsche Bank ya da İş Bank bu bankalar bu 4 banka blok hesap öğrenciler için açıyor. Deutsche Bank, İş Bank, AG, Fintipa ya da Expatrio. Yani bu ilk ikisi tamamıyla bürokratik yollardan işte kağıt alıyorsunuz, form alıyorsunuz, gidip Alman konsolosluğunda onaylattırıyorsunuz. Postayla gönderiyorsunuz. Burada 2-3 hafta inceleniyor vesaire. Çok bayağı uzun süren işlemler. Son 2017'den itibaren artık online sisteme geçildi nihayet. Fintiba ve Expatrio bu işin öncüleri şu anda. Hani buradan 1-2 gün içerisinde online olarak hesabı çok rahat bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Hani çok Almancanız hiç yoksa bile belki A2 ya da B1 seviyesinde İngilizce bilmeniz daha yeterli. Bu iki bankanın ikisinden birisi fark etmiyor hangisi oldu. İşin açığı çok bir aralarında büyük bir fark görmüyorum ben. Hani ikisinin sitesine girdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde blok hesabınızı oluşturabilirsiniz. Özellikle hani bu iki son iki bankayı tavsiye ederim. Deutsche Bank ve İş Bank dediğim gibi çok kullanılıyor artık. Garantör belgesine gelince hani şartlar nelerdir? Oldukça yoğun gelen sorulardan bir tanesi. Birincisi garantörünüzün yani size sponsor olan kişinin Almanya'da ikamet etmesi gerekiyor. Yani buraya yazmamışsam onu da belirtelim. İlla ki akraba olması gerekmiyor veya Almanya'da gideceğiniz şehirde yaşaması lazım değil. Almanya'da ikamet etmesi yeterli.
Garantörün sağlaması gereken maddi şart ise, hani genel bir liste var aslında, işte 4 çocuğu varsa şu kadar gelir mat, işte 3 çocuğu varsa bu kadar gider vesaire diye. Ama mantık olarak çoğu yerin baktığı işlem çok oldukça matematiksel bir, basit bir işlem. Garantörün ortalama aylık geliri eksi aylık ortalama gider çıkardığınız zaman en az 861 euro çıkıyorsa size garantör olabiliyor. Tabii devletten bir sosyal yardım almaması gerekiyor yine garantörün. Diğer bir husus da, bu garantör belgesinin herhangi bir kefalet durumu yok. Mesela size birisi garantör oldu, Almanya'dan siz almaya geldiniz. Örneğin kiranızı ödeyemediniz, maddi sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani kirayı ödeyemediniz diye gidip garantörden istemiyorlar. Bu garantörle ilgili iki tane paradoks var. Yani bilinmeyen çok fazla sayıda sorun çıkan hususlar. Özellikle küçük şehirlerdeki yabancılar dairesinden, yani çok fazla öğrencilerle çalışmadıkları için bu sistemi bilmezler. Almanya'da garantör belgesiyle ilgili iki farklı kanun var. Birincisi 5. işte oturum kanunu, birincisi 68. oturum kanunu. Bazı küçük şehirlere gittiğiniz zaman oradaki memur garantör olacak kişiye der ki, hani işte öğrenci önce bu vize başvurusunu yapsın, üniversite kabulünü alsın, sonra biz garantör belgesi veririz derler. Çünkü bunun sebebi, dediğim gibi, hani öğrencilerle çok bir tecrübeleri yoktur küçük yerlerdeki çalışan bu memurların, yabancı adresli çalışan memurların, ve 5. oturum kanununa göre işlem yaparlar. Halbuki işlem yapmaları gereken kanun 68. oturum kanunudur. Eğer bu şekilde bir problem yaşarsanız, hani garantörünüz gitti ve garantörünüzü bu şekilde geri çevirdiler, işte önce gitsin Türkiye'de öğrenci vize başvurusu yapsın ya da bize kabul belgesini, kesin kabul belgesini alsın, biz o şekilde işte garantör belgesi veririz derlerse, sadece o memuru, 68. oturum kanunu, isimde yazıyoruz burada, onu göstermeleri yeterli. Onu okuduğu zaman yaptığı hatayı çoğu anlıyor ve garantör belgesini düzenliyorlar. Yani diğer ikinci paradoks ise, Türkiye'den garantör kabul ediliyor mu? 2020, yani bu yıl yazın sonuna doğru yine bir kural çıktı. İstanbul ve sadece İzmir konsolosluklarını kapsıyor bu. Yani Türkiye'den garantörü sadece vize başvurusu sırasında kabul ediyorlar. Ailenizden herhangi birisi kendi gelirlerini gidip noterde tasdikleyip size verebilir ve bu şekilde gidip vize başvurusu yapabilirsiniz. Yani aylık size en az 861 euro gönderebileceğini teyit edecek bir maddi durumu kanıtlaması gerekiyor noterde. Bu belgeyle vize başvurusu yapabiliyorsunuz ilk aşamada. Şu anda Ankara Konsolosluğu bunu kabul etmiyor. Sadece İstanbul ve İzmir kabul ediyor. Fakat Türkiye'den bu şekilde garantörle vize başvurusu yaptığınız zaman, mesela size 3 ya da genelde 6 aylık Almanya giriş vizesi verilir. Ve Almanya geldikten sonra Almanya'da kaldığınız şehirde önce ikamet kaydı yaptırırsınız. Sonra da oturum, yani vize uzatma için başvuru yaparsınız. Yani oturum izninin aslında açıklaması vize uzatmadır. Vize uzatırken, yani oturum izni alırken Almanya'da sizden tekrardan buradaki hesap isterler. Yani Türkiye'den garantörle vize başvurusu yaptıysanız, Almanya'ya gelince vize uzatırken, yani oturum alırken mutlaka bloke hesap açmak zorundasınız. Bu sunumumuz bu kadar. Umarım hani hepiniz güzel bir şekilde vize başvurusu yaparsınız ve bu şekilde fotoğrafta görüldüğü gibi vizenizi alırsınız. Vize başvurusu yapacak bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Sorularınızı yine aşağıda yorum kısmında bırakabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim.